Ses, 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 ses. 5-6. Ses 5-6. Ha, kamera ayakta kalmış, hemen aşağı indiriyoruz. Güzel, güzel. Doğru kamerada mıyız? Mükemmel. Yayınımız akıyor mu? Mükemmel. Bitrate'imiz hala orta düzey. İnternete güvenip de hala böyle üst düzey bitrate yayın yapmadım. Yapmayacağım. Çünkü bazen drop giriyor. Drop girince bizim ATEM kullanıyoruz yayın için. Bunda bir sorun var. Kesin zıplayacak dedim ama zıplamadı sefer. Yarı yolda bıraktı. ATEM'de bir sorun var. Böyle yayınla drop girdiği zaman bitrate düşemiyorsunuz. Yani olmuyor. Onu yapamıyoruz. Yayına başladığın an neyse öyle devam ediyor. Ekstradan bir değişiklik yapamıyoruz. O yüzden ses, ses. Allah'ım bir an ses gitti. Tamam, korktum. Çocuk! Çocuk! Şifremi gireyim. Kimse görmesin. Al. Şöyle 1, 2, 3. Allah'ım yüzdeki bütün detay. Bugün fazla terlemeyeceğim galiba. Önceden şimdi hemen sarkıştırma makinesi soğuk aldım. Böyle bir kendimi soğuttum. Serinlettim. Klima da açık. Biraz ısıyor. Sercan! Bebeğim selamlar. Hoş geldin. Eli selamlar. İhsan, Berkan, Yunus, Derya, Başar, Gökhan, Berk, Öğrenci, Hüseyin Arlı. Buradan Hüseyin Arlı. Kol geldi. Teşekkür ederim. Canımsın. Kol geldi. Arkaya şey göstermeyeyim. Adres çıkması şimdi. Sonra bütün herkes sana akın edecek. Senden alışveriş yapacak sonra bebeğim. müşterileri kaybetmedin. Mangır gitmesin sonra. Bugün chatten hiç yazmayan Ulaş adında bir arkadaşımız geldi. Daha önce de benden hatta hatırlıyor musunuz? Xbox Series X için bir oyun aldı demiştim. 1600 demiştim. Maliyetine vereceğim demiştim. Hayır dedi abi. 2000 gönderdim demişti. Aynı arkadaş geldi. Xbox oyunu aldı ve şu oyunu da bana hediye etti. Kendisine çok 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 hediye. Hediye. Teşekkür ederim. Arkadaş bir Ulaş diye dedim. Nikim falan abi dedi, ben hiç canlı yayına gelemedim dedi. Akşamdan ancak seyredebiliyorum dedi. Süper nazik, süper mütevazi bir arkadaş. Sağ olsun, var olsun. Sessiz, sakin. İnşallah güzel güzel şeyler yapar. İnşallah güzel başarılı bir şeyler yapar. İstanbul'da kalmıyor. Şehir dışında Bursa'ydı, Muğla'ydı galiba. Doğru hatırlıyorsam tekrar Ulaş'a çok ya dedim, ismini söyle bari. Ulaş dedi abi. Şöyle Ulaş arkadaşımıza çok 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 teşekkür ederim. Hediyesi için mükemmel. Hogwarts'ta Storm yoktu. Dedim var ya, 2 hafta önce getirseydin 3-4 kişi sordu dedim. Neyse dedim. Güzel güzel. Bereket versin. Sağ olsun, var olsun. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Gökhan burada. Hakan, Ahmet, Cuno, Cuno, Isaac, Cem. Yavur Hasan burada. Berk, Efe. Can, Andaç, Ediz, Andaç, Medet, Ediz. Ediz reklam yapmıyoruz bebeğim. Ediz, PSN'den mesaj atma oynarken. Bu arada dostlar, dün yayında şakayla da olsa bazı arkadaş ve arkadaşlar demeyeyim, arkadaşlar böyle benimle çok 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 samimiymiş gibi, biz samimiyiz onda sorun yok ama yani geri tepkilerden aldığım şey bilgiler neticede söylüyorum bu arada ek olarak. Bayanların çocukların da seyredeceğini unutarak, çocuğum ne yapıyorsun sen? Unutarak böyle fazla bel altı espriler falan yapıyor. Dostlar bel altı espri bizde yok. Bu arada Donismis'i de söyleyeyim. Donismis şey yapa yani üye veya değil, abone veya değil. Bel altı espriyi biz sevmiyoruz arkadaşlar. Sevmiyoruz. Yani ben yapsam ben yaparım zaten. Değil mi? Yani yaptığımı kaç kere görüyoruz bel altı. Belki yılda bir ağzımdan kazayla çıkıyordur. Aman o tür şeyler yapmayalım. Keyifli şeyler değil. Yani sadece uyarı ileteceğim. Kim olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Ama dediğim gibi dostlar bel altı esprileri biz sevmiyoruz. Yapmıyoruz. Ona göre lütfen. Tabii yani aramızda baylar var. Bayan, ailesiyle birlikte seyredenler var. Televizyonda yazdığınız her şey. Ailesiyle seyreden insanlar direkt görev mesajları. Ben özellikle ben değil. Biz buna çok özen gösteriyoruz. Yani sağ olsun birçok arkadaşımız korkunç özen gösteriyor. İnanılmaz güzel bir şey. Bu ortamı korumak adına maalesef bazı arkadaşları da banlamaktan çekinmem. Yani anladın mı? Direkt gönderirim abi. Abone veya değil, üye veya değil. Hiç fark etmez. Okey mi? Biz bel altı espri yapmıyoruz, sevmiyoruz. Afra tafra, tersleme, atar tutar yapmıyoruz. Kutuplaştırma yapmıyoruz. Din, dil onlara zaten girmiyorum. Ben buna her zaman özen gösterdim. Dediğim gibi chat'i annem seyreder, babam seyreder, kızım seyreder. Yani demek istediğimi anladın. Sadece benim babam, benim annem, benim kızım değil. Başkalarının annesi, babası, kızı da seyreder. Bunlar çok önemli şeyler. Bu konuşmayı yapmak zorunda kalmak bile benim için kötü. Yani yapmamayı tercih ederdim. Ama dün baktım chat tekrarında, abi dedim ya bu ne yani. Anladın mı? Kötü keyifsiz şeyler yazmayın dostlar. Canımsınız, teşekkür ederim. Blackwater özellikle sen chat'in sonuna doğru çok keyifsiz espriler falan yapmışsın mesela. Abi çok kötü. Yani asla asla öyle şeyler yapmıyoruz. Asla lütfen. Asla. Tuğra aramıza hoş geldin. Ediz 19 aydır buradasın. Canımsın. Sen de bana hediye edebilirsin abi oyunu. Ha Medet bebeğim. Bunu mu hediye edeceğim?
Yok, biz esnaf hediye etmez bebeğim. Esnaf satar. Esnaf satar, para kazanır. Bugün nereden arkadaşlar geldi? Gebze miydi? Vallahi unuttum, çok özür dilerim. İzmit'ti galiba. İzmit. İzmit'ten iki arkadaş geldi. Esnaf arkadaşlar. Biraz konuştuk falan. Abi dedi işte biz de aynı şey yapıyoruz. Şu bu falan filan. Konuştuk biraz. Çok keyifliydi. Başka bir arkadaş geldi yine dün bu dün Amerika'dan gelmiş, bugün buraya gelmiş. Abi dedi ben anlamadım ne olduğunu Türkiye'de falan. Öyle bir şeyler söylemişti galiba. Çok net. Bir de yani böyle ayaküstü hastalığın neredeyse geçti. Yarın herhalde biraz şu an biraz daha ter var. Yani hafif bir ter atıyorum. Bak şöyle görünce. Yani bütün yüz detaylarını da gördünüz bu arada. Neyse anı olsun ya bu da. Anı olsun, anı olsun, soruyorum. Ha gözlerimi şaş yapabilirim. Hatta dur bakayım. Şaşken gözünü oynatabiliyor musun? Dur, çok komik olacak Allah'ım. Allah'ım. Neyse hasta hasta bunu yapmak değil. Şöyle yapıyorsun. Yapabiliyor muyum? Şu oluyor mu? Abi gözler şaştı. Allah'ım çocukken bununla çok uğraşıyorduk ya. Çok uğraşıyorduk gerçekten. Evet, şaşı oldu mu? Olduysa ne mutlu. Neyse çok keyifli abi. Çok keyifli yani. Çocukken biz bunlarla uğraşıyorduk yani. Ne yapalım? Çocukken bunlar yok ki. Bunlar yok çocukken. Üzgünüm. Bunlar yok yani. Böyle sopa var. Mesela ne yapıyorduk ya? Abi sopayla ok mok yapıyorduk yani. Anladın mı? Şöyle fırlatıp zıpkın falan yapıyorduk. Mızrak mızrak. Allah'ım ağaç dalları düz dal aramak için neler çekiyorduk. Abi çok enteresan ya. Çok. Burak demiş ki abi ne yapıyor ya? Abi 2 yıldır seni seyrediyorum. Bunu yaptın bittin. Olur eğlenmemize tadımıza bakacağız. Sorun yok zaten. Abi PSN mesaj atan da ben değilim. Abi ne oldu yokum dünya yayında. Yok yok Edith sen de sen, dostlar bir şey yok. Sadece bel altı espri yapmıyoruz. Bu çok çok önemli. Katı kuralıyım bu konuda. Onun için üye veya abone hiç fark etmez. Donus buradan size söyleyeyim. Direkt ban dostlar. Yani sadece genel olarak zaten bizim kitlemiz zaten biliyor. Bel altı espri yapacak o zaman ben yaparım zaten. Yani anladın mı? Bel altı yapmak espri yapmak isteyen de abi gitsin. Başka yayıncılar çok güzel espriler yapıyor. Yani. Acayip espriler yapıyorlar. Yani ben birkaç yere Twitch'e girdim gibi çıktım. Anladın mı? Girdim abi adam yani bir 10 saniyede bir şeyler bir saydı. Dedim of 10 saniyede, 10 saniye daha girdim. Yani bir 10-15 saniye geçti. Abi bir saydırdı, bir saydırdı. Dedim, demek böyle yürüdüyor insanlar. Demek insanlar böyle diyor. Biz de yok dediğim gibi bel altı espriyi seven oraya geçsin lütfen. Devam ediyorum, evet. Küfür, argo hareket, hakaret, küfür, argo hareket, afra tafra, kutuplaştırma kesinlikle chatimizde yasak dostlar. Bunu tekrar söylüyorum ama ben tekrar söyleyeyim. Bu konuşmayı yapmayı sevmiyorum ama geri dönüş aldım bu sefer. Yani geri dönüş aldım. Onun için yapmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Tamam devam ediyorum. Şaşı yapma abi. Ben de öyle kal. Ha evet Medet öyle bir şey var. Şaşı yapınca abi dikkat et öyle kalırsın. Evet öyle olay vardı. Onu hatırlıyorum. O çok şey ya mit onu. Mit. Öyle bir şey yok yani. Şaşı yapıp da yani abi şeydi böyle neyse terledim dur. Ya biz yayına başlayınca mı terliyoruz abi? Şu yayına başlayınca kadar her şey çok güzeldi. Valla. Valla tişört en fazla yarım saat için değişeceğim. Bebeğim dostlar bugün salı. Umarım mesainiz güzel geçiyordur. Umarım iş yerinizde, dükkanınızda, ailenizde, arkadaşlarınızda her şey yolundadır. Daha da iyi gitmesini umarım. Umarım başarıların peşinden koşuyorsunuzdur. Salı, pazartesi geçtik. Bugün salı. Bugün dinlenirim diyordum ama yok dedim. Biz bugün yine yayınımızı yapalım. Bu arada Resident Evil 2'nin bitmesine ne kadar kaldı bilmiyorum. Takip de etmiyorum. Chat'e bakmamaya çalışıyorum. O yüzden dün bir kere baktım birisi balkona yazmış. Abi yani gitti yani anladın mı? Ben dolaşmak, can çekişmek, nefret etmek, sinirlenmek istiyorum anladın mı ararken? Çözüm ararken. Onun için bir tane oradan bulmaca hop bir parçası verdiğin zaman ben gerisini kuruyorum zaten. Problem yok. Ha gerçi versen de bazen kuramıyorum da. Aman dostlar lütfen spoiler vermeyelim. Hani chat'e de bakmak istiyorum ama bak dün hasbelkader baktım hop birisi balkona yazmış. Gitti yani. Gitti. Hoş balkon yazsa da bulamadım daha da. Neyse buluruz. Mr. X'ti değil mi o karakterin adı? Ben baştan Mr. X yazdım ama chat tekrarına baktığımda Mr. X'i Taner abi bilmiyor falan filan birileri yazmış. O zaman bu arkadaşın ismi Mr. X. Doğru mu? İstanbul hava kaç derece şu an Konya'da 80 yanıyoruz. Med Mario klimanın üzerinde 28 derece yazıyor. Hava 28 bu saatte 28. Bir de ben şey ya
şey de söyleyeyim. Benim dükkana gelen şey yapıyor. Abi bura fena yapıyorlar. Muhtemelen kapalı, ben dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmadığım için dışarıdaki hava belki daha serindir. Şu an yazan dereceden belki dükkan daha yüksektir, bilginiz olsun. Tamam, okey. Abi Elon Musk oradan isimlendi. Ha. X değil mi? Güzel güzel. Vallahi Elon Musk, dur bakalım. YouTube'u satın alır mı acaba? YouTube satın, kim, hangi firması YouTube? Bir Apple alır YouTube'u. Bir Apple alacaktır muhtemelen. Başka kim alır ki? Kimse alamaz herhalde YouTube'u. YouTube demek Google demek. Bilmiyorum abi. YouTube'da niye satsın ki? İhtiyacım var abi. Parayı ne yapacak? Alıp havaya mı gidecek? Yani. Kral Melina yoksa kaçıyorum kral. Defe be. Bugün Resident Evil'dan devam edeceğiz. Melina aklında. Melina ayrı bir severim. Elden Ring'i, ortamını, müziklerini ayrı bir severim. Melina devam. Microsoft. Ha, Microsoft. Brooklyn sen alırsan valla yayınları devam edebiliriz inşallah. Microsoft. Doğru, Microsoft da alabilir. Microsoft alır mı öyle bir şey? Alsaydı şu ana kadar çok da alırdı zaten. Ya. Alsaydı alacağını sanmıyorum. Kaner bebeğim selam. Abi senin dükkan yazın çok sıcak. Klima şart. Valla klima var ama bozuk. E1 kart hatası verdiğin için sadece üflüyor. Sadece üflüyor. Bu arada mikrofonumuz herhalde iş görecek değil mi? Şöyle. Ya konuşurken kaşları çok yukarı kaldırıyorum. Kaşları çok yukarı kaldırınca alın kalışıyor, kırışıyor. Normalde kaşları, abi Amerikalılar konuşurken yüzleri oynamıyor. Anladın mı? Mimik. Mimik yok yani. Böyle konuşuyorlar ya. Şöyle dönük yüzle, merhaba nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Anladın mı? Abi, çok enteresan ama ben heyecandan kaş göz falan sürekli oynuyor böyle. Ama böyle kaşları yukarı kaldırmadan konuşmak isterdim. Kaşlar zaten mağara kaşı. Dikkat, bana hiç profilden baktın mı? Mağara kaşı. Baksana. Bak bak. Görüyor musun? Kamyon önü gibi. İyi kafa atılır belki. Kurşun tutarım ben bunu. Mağara kaşı. Bir zamanlar böyle düz alnına çok şeydim ya. Hay Allah falan diyordum. Şu an boş ver, sorun yok. Yapıştır. Şu an bu moddayım, sorun yok. Bence kimse YouTube almaya, yani belli olmaz ya. Hiç abi, hiç belli olmaz. Kimin neyi ne zaman satın alacağını bilemezsin Medet. Çok enteresan bir yerde yaşıyoruz şu an. Bebeğim seni biraz kırışıkla canım, Ahmet canım, yıkayamam ya. Teşekkür ederim canımsın. Bir mukabele. Teşekkür ederim. Eyvallah. Vallahi dostlar bir gün gelecek. Şu an sakallar, birinci yayındaki de şu anki yayın arasında bayağı sakal renginde ton farkı vardı. Hatta şöyle baktığın zaman sakallar birazcık daha beyazlamış hafiften. Ama gün gelecek 10 yıla, muhtemelen 5-10 yıl arası bir sürede bembeyaz ak sakallarla yayın yapacağız. Ak sakallarla. O zamana göre de, o zaman boyamaya başlar mıyız böyle mavi kırmızı filan? 5 yıl sonra baktık hala aynıyız, tamam mı? Ya geç anlamış oluruz. Ya deriz ki demek böyle izlenmiyor, olmuyormuş deriz. Ondan sonra da veririz boyu, tamam mı? Bence Facebook'u kimse almaya eğitim. Ya vallahi dostlar dediğim gibi hangi firmanın nereye satın alacağı hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Sony alsa keşke, saçma olur biraz ama yok, olabilir. Niye olmasın? Hiç belli olmaz. Twitch'i Amazon aldı. Twitter'ı Elon Musk aldı. Başka Activision'ı Xbox aldı. Bethesda'yı Xbox aldı. Xbox diyorum ama Microsoft aldı. Var mı öyle aklınızda böyle daha böyle gürültülü satışlar, hatırlıyor musunuz? Böyle herkesin bildiği markalardan. Başka ne var böyle? Benim hatırlayabildiğim. Başka. Yemek marka falan, elektronik firmalardan bahsediyorum. Başka ne var? Yani anladın mı? Satılıyor. Bir şeyler satılıyor gerçekten. Abi bu sıcaklar ne böyle? Ya sorma Ahmet. Bebeğim sorma. Bayağı sıcak gerçekten. Şu an ben bir ter atayım. Ter attıktan sonra tişörtümü değiştireceğim. Şu an siyah olduğu için pek görünmüyor ama sağlam soğuk. Ben şu ışığı kapatayım mı? Yok, ışık şimdilik açık kalsın. Oyuna başlayınca kapatırız. Anlaştık mı? Abi PlayStation Uncharted takaslık oyunları ne var? PS4 Uncharted 4 takaslık oyunları ne var? Abooo. Vallahi Tuğra 1000 tane oyunum var. Hangisini sayayım? Uncharted getirdiği zaman alacağın oyundan 100 lira düşerim. Ama takas fiyatlarını genelde chatten söylemiyorum. Yayında söylemiyorum. Çok uğraştırıyor. Çok zaman harcattırıyor. Fiyat araştırmam lazım. Yanlış bilgi de veririm. Ezbere söylersem yanlış bilgi veririm. O yüzden ben diyorum ki dükkana gelirsiniz. Hemen buradan çık çık 30 saniye. Burada 1 dakikada 2 dakikada anlatacağım şeyi. Sen oyunu seçip gel tabii. Oyunu seçip gel. Az önce 3 arkadaş geldi. Makine alacaklarmış. Abi beni... Ya şimdi konuşurken tebessüm ederek konuşuyoruz. Tamam. Yani arkadaşlar buyurun falan, nasıl yardımcı olurum? Ha, yani o öyle tabii, evet öyle böyle ya şöyle böyle falan derken abi sorular, hani bak sert cevaplasam
kısa, öz, net, sert cevaplasam, sert derken çok neşeli davranmasam veya böyle ha falan sempatik davranmasam 2-3 soruyla yetinecekler belki. Ama şimdi böyle hani alışkanlık artık böyle falan konuştuğumuz için abi sorular 1, 2, 15, 20, 30 artık bir yerden sonra yani anladın mı? Sordukça soru. Mesela geçen bir arkadaş sağ olsun yani bir arkadaş cihaz satıyormuş, onun cihazını. Onunla ilgili bilgiler verdim böyle. Dedim ki piyasa fiyatı bu. Ben bunu alırım. Esnaf şunu alır. Şuradan seni işte sahibinden şuraya satarsınız diye bilgileri verdim. Sonra kapattı. 10 dakika sonra tekrardı. Ya abi dedi bir şey daha soracağım dedi. Sor dedim. Sordu, cevapladım. Ondan sonra bir 20 dakika sonra tekrardı. Ya abi dedi bir şey daha soracağım. GTA 5'te bir yerde bir şey. Anladım yani böyle iyi niyet suistimal demeyeyim de karşı taraf tamam rahatlaması güzel bir şey. Konuşurken hatta ben karşıma dükkana gelip de böyle aşırı stres olan arkadaşlar vardı. Mesela terler yani. Hava serindir ama terler yani. Hemen giderim selpak veririm. Çünkü ben de heyecanlı bir sürüm. Onu şey onunla aynı duyguları empati anlayabilirim. Gözüne bakmam konuşurken çekinmesin diye böyle bir şeyler uğraşırım. Gözüne bakınca daha çok çekineceğini tahmin ederim. Onun için konuşurken böyle şey yaparım. Böyle başka yerlere bakarak konuşurum ki gözüme yüzüme rahat rahat baksın. Onu rahatlatmaya çalışırım mesela. Ama dediğim gibi bazı insanlar bundan aşırı cesaret alıp soracağı, sormayacağı soruları da soruyorlar, tamam mı? Burada bir ince çizgi var. O çizgiyi henüz yakalayamadım, hissetmiyorum ama yakalayacağım. Az kaldı. Abi seni gerçekten anlamaya için seviyorum. Ay, estağfurullah canımsın Ahmet Lokonası. Eyvallah. 2 sene yakındır izliyorum. Hiç ağzından küfür duymadım. Valla 4 kere çıkmıştı var Ahmet Lokonası. Özür dilerim. Özür dilerim. Ahmet şimdi mesajı geri çekecek. Duymadım. Abi efendim bir sıra amin amin. Hepimize hep birlikte bir mukabil. Ahmet teşekkür ederim. Şimdi ben 4 kere küfür ağzından çıktı dedim ama Ahmet diyecek. Abi ben seni yanlış tanımışım. Esprisi size söyledim. Bir mukabil teşekkür ederim. Vallahi bunun için elinden geleni yapacağım zaten dostlar. 9 saat yuba yayın yapıp destek oluyorsun. YouTube senin senin sayını estağfurullah DFB. Ne demek? Estağfurullah estağfurullah. Vallahi YouTube olmasaydı biz bir ara gelemeyecektik ama oradan düşün bir de, anladın mı? YouTube Allah'tan vardı. Allah'tan böyle güzel güzel hep birlikte yayın yapıyoruz. Ses 1-2 Hüseyin Erli bebeğim ama Hüseyin Erli koluna bakalım. Hüseyin Erli bize kol gönderdi. Sağ olsun. Canım Hüseyin Erli. Şimdi kol gönderdi ama ne çıkacak oradan? Şimdi kol dedi, PS4 dedi ama şey diyecek Hüseyin Erli. Bir dakika ben orijinal demedim. O zaman ne yapacağız ticarette? Her şeyi detaylı öğreneceğiz. Bir dakika abi ben kol göndereceğim dedim. Evet ama orijinal demedim. Ama tuşları var demedim. Tamam bunu alışırız. Ya kesici bir alet yok mu bebeğim? Bir dakika şunu adres çıkmasın diye şimdi Hüseyin Erli herkes ziyaret etmesin. 24 saat yayın mı? Abi mümkün değil. Yani belki 20 yıl önce yapardık. 20 yıl önce. Vay be YouTube yokken biz vardık ya. İnternet yokken biz vardık ya. Abi biz abi çok sığ düşünüyormuşuz ya. Bazen var ya çok kendime gerçekten çok kızıyorum. Yani teknolojiye dair hiçbir adım atmadım böyle yatırım olarak. Hiçbir adım atmadım ya. İnternet yokken biz vardık ya. Anladın mı demek istediğimi? Bir sürü şey yapılabilirdi. Yani uygulama yapılabilirdi. Domain isimleri satın alabilirdin. Yani belki YouTube ilk çıktığında bunu ilk düşünüp videolar atabilirdin. Bir sürü şey yapılabilirdi abi. Onun için biraz gözleri açıp hemen girişim odaklı düşünmek çok çok önemli. Yani bazen kafayı gömüyoruz bir yere. Saçma sapan sorularla hayat öyle bir geçiyor ki. İşte bu konuda kendime kızıyorum. Onun için Asya'yı uyandırmaya çalışıyorum. Bak diyorum böyle böyle yap. Ticareti yap bir yandan. Bir yandan yayıp bir yandan şunu yap. İşte tabii Asya'da biraz inatçı olduğu şey yapmıyor ama abi dediğim gibi sığ düşünmemek lazım. Böyle hemen girişken bir şeyler yap. Bir şeyleri keşfetmek için hızlı hızlı koşturmak lazım. Kesici bir alet alıp geliyorum. Tamam ama kendime gerçekten o günler için çok kızıyorum. Yani çok geri planda çok boş şeylerle uğraşmışız. Üzücü ya. Geliyorum hemen. Şimdi kesici bir şey, kesici bir şey. Benim dükkanda kesici bir şey nasıl olmaz? Yani dükkan her yerinde var ama şu an elim atınca olmuyor. Çok özür dilerim hemen geliyorum. Şurada dursun. Kesici bir şey. Kesici. Aa buldum. Of. Hissediyorum fena terlemişim. Korkunç terlemişim. Şimdi Hüseyin Arlı'nın orijinal olmayan hediye kolunu göreceğiz hep birlikte. Çünkü hediye ama orijinal demedim. Artık bu yeni PlayStation 5 gönderiyorum ama orijinal demedim. İçi dolu demedim. Çalışıyor demedim. Şimdi şunu kesiyoruz. Anam orijinal olmuş hem de. Abi o kutusu da göndermiş. Az kaldı kutuyu da kesiyordum ha. Ah parmağıma kramp girdi.
Bu kutular çakma kutular sanki, bilemiyordum bebeğim, bilemiyorum. Şu adres görünmesin. Bilemedim, bu kutu hiç güven vermedi bana. Bu Hong Kong kutusu galiba. He? Senerli bebeğim. Yeni gibi kokuyor, şaşırtıcı. İlginç. Daha dakika bir gol bir. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Sadece arkasını kullanmış olduğunu anlayabiliyorum. Demek ki sıfır, sıfır demedim diyecek. Doğru, çünkü sıfır demedim. Ama çok temiz. Çok temiz, orijinal temiz. Ben bunu güzel fiyatı satarım. Ben bunu temiz, ben söyleyeyim mi? 1.500'den şu ucuza vermem. 1.800, sıfır PlayStation 4 kolları ne kadar şu an piyasada? Allah'ım tere bak. Terim saçından daha çok. Fark ettin mi? Bak. Ter şeyleri, boncukları saçından daha fazla. Herkes de olmaz mı? Şöyle. Kutuya çok aldanma. PlayStation 4 Slim'in yanında gelen kol. Valla kol tertemiz. Ben bunu temiz fiyatı satarım. O şarjı da var. Hem de versiyon 3. Versiyon 3. Güzel imalat. İmalat çok güzel. Belli fabrikadan çıkmış bu. Allah bereket ver. Hüseyin Ar, kesen bereket. Canımsın. Takılıyorum sana, takılıyorum sana ama alınmıyorsun herhalde. Çok çok teşekkür ederim hediyen için. Hayır, 5000 TL bir kol. Bu versiyon 3 ama Mevru. Versiyon 3 bebeğim bu. 5000 falan hak getire yani. Ay yanıyorsun Fuat abi. Estağfurullah. Kutuya çok aldanma. Double ne yazıyor? Double shock yazıyor. Double shock yazıyor. Ha, double shock. O da güzel. Evet, evet. Vitamin eksikliği olabilir. Terlemenin sebebi. Valla bir vitamin almışım 2 gündür. Belki de aşırı vitaminden de olabilir. Bir de ben normalde böyle terlemezdim. Yayınlarda hatırlıyorum. Niye oldu acaba? Son 2-3 gündür oluyor değil mi? Hastalık abi. Hastalık, hastalık. Kesinlikle hastalık. Bir de böyle yayından önce hemen elim yüzümü yıkıyorum. Böyle vücudumu falan siliyorum. Böyle vücuduma su sürdüğüm zaman, silme adına, temizleme adına, ondan sonra daha bir terleme basıyor zaten. Ama dedim bir saat önce ben böyle terlemiyordum. Bir de yayın heyecanı var galiba. Çok enteresan. Neyse, idare edeceğiz dostlar. Yani kalp kırmayalım. Kötü bir şey çıkması lazım lan. Kimseyi üzmeyelim. Onun dışında hiçbir şey önemli değil. Ter falan filan hak getir abi. Çok önemli değil zaten. Oturunca sıcaklık geliyordur. Olabilir o be, yani, ama yok, bütün gün oturdum bir kayda. Yani ne sorun değil ya. Problem değil dostlar. Şimdi önce bir ter kurulama seansı. Şöyle. Oo, bereket versin. Nasıl oldu? Bayağı terlemişiz. Şöyle hemen bir terimizi falan alalım yüzümüze. Bir de nerede terliyorsun biliyor musun? Güneş kremi sürüyorsun ya. Güneş kreminden sonra bir terleme. Allah'ım çok korkunç. Küçük bir havlu boynunda olsun. Ha doğru Isaac. Küçük havlu boynunda mantıklı. O da şey abi, saunada yayın yapıyormuş gibi ya. Anladın mı? Aslında mantıklı. Güzel. Güzel. Ben onları görmüştüm. Nerede görüyorduk biz onları? Böyle havlu şey koyuyorlardı. Böyle şuraya mendil koyup şöyle yapıyorlardı ama nerede yapıyorlardı acaba? Öyle bir şeyler gördüm, hatırlıyorum. Gök gürlüyoruz da. Yıldırım çaktı mı? Şöyle biraz dışarı... Valla hafif yağmur atmış olabilir. Hafif yağmur attı mı? Yok. Atmadı. Atmadı ama yağmurlu havada Resident Evil gibisi kesinlikle yoktur. Yağmurlu havada oyun oynamak kimisi var mı ya? Yağmurlu havada oyun film. Ya, pencere kenarında oyun film abi. Daha güzel bir şey yok. Sıcak bir içecek. Aa, az kaldı, az kaldı. 1-2 ay böyle fırtına havaları bizi bekliyor. Fırtına havalarda kesin yayın yaparım ben. Kesin. O kadar mutlu oluyorum yani. Dürümcüler mi yapıyor? Dürümcüler mi yapıyordu? Yasin hatırlamıyorum. Çocuk. 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 Bu çocukla çok iyi anlaşıyoruz biz ya. Fenayız yani. Bende sıfır kutulu orijinal V1 kol var. Yakında ilanı vereceğim. Oo kader, hayırlı olsun. Güzel fiyatı satarsın, ucuza verme. Sıfır kol versiyon 1 artık bulunmuyor. Sadece onu insanlara versiyon 1 orijinal olduğunu ispatlamak biraz zor olabilir. Çocukluğumuz amcalar yakalarına mendil koyardı. Çocukluğumuz amcalar yakalarına mendil koyardı. Yaka bozulmasın diye çok eskiden milattan önceden. O kadar eski mi? O kadar eski mi? Ben ya düşün, oturup bir kenara düşünsem çocuk da olup da şu an olmayan bir sürü şey sayabiliriz mesela. Bakayım başka. Abi şu an yayın heyecanı da aklıma gelmiyor. Mesela artık olmayan ne var? Artık olmayan.
kimlikte PVC kaplamaları falan geçti artık. Onlar yok zaten. Başka ne vardı? Topkapı çok enteresan bir yerde. Oraları hatırlıyorum. Biraz düşünmem lazım. Onu düşünüp hazırlıklı yapmam lazım. Limited Edition doğal sensleri nereden buluruz? LeBron Edition, Hogwarts Edition, Spider-Man Edition. Onları eBay'den kesin bulursun. eBay'de biraz pahalı olacaktır. Ama iç çıktılarında eğer distribütör veya ithalatçı firma getirmişse genelde hepsi burada en bir trend yol. Amazon.com.tr gibi yerler. Distribütör getirmişse genelde MediaMarkt, Vatan, DNR, Teknosa gibi yerlerde satılır. Hani hangi firma nereye dağıtıyor bunu anlamış oluyoruz zaten. Ama kovalayacaksın, sürekli kovalamak zorundasın. Ya da yurt dışından hasbelkader böyle getirip de kendi eliyle dağıtan, kendi kullanıcıdan kullanıcıya satan arkadaşlar sahibinden Netgo'dan falan bulabilirsin. Selamlar bebeğim, Kerim Taşkan bebeğim selamlar. Ooo Kerim üyeliğim bitmiş. Hiç gözümüzden kapmaz. Bunu herkese söylemem ama sana söylerim. Üyeliğim bitmiş arkadaş. Onu söyleyeyim. Akpil. Aa evet Akpil var değil mi bir ara? Doğru. Akpil'den daha öncesi de vardı. Onu hatırlıyorum evet. Bak şu İstanbul'da trene binenler var mı? Trenin kapıları kapanmazdı. Böyle treni asılarak giden arkadaşlar vardı mesela. Abo ya Kerim. Abonelik bitmiş bebeğim. Ne oluyoruz? Kerim özel bir abonelik açalım. Kerim özel bir abonelik ama en üst, Sparta'nın da üstü. Tam Kerim'e yakışır. Aynen Kerim. Hem kendi hem de bize gönder hediyelik Kerim. Medet Beşe, senin de bitmiş bebeğim. Medet yazıyor ama Medet senin de bitmiş. Vallahi böyle bazı arkadaşlara direkt yapıştırırım yani. Böyle hani bir arkadaş vardı ya abi açık sözlüyüm. Çok yaşlanmışsın diye arkadaş vardı ya, hatırlıyor musun? Ben de bunları direkt söylerim yani. Bak medet bitmiş. Olmaz. Kerim bitmiş olmaz. Olmaz bebeğim. Olmaz. Üzgünüm. Şimdi Kerim şey yapıyor. Sıcak bastı mı? Ya basar. Sıcak fena. Neredesin Kıbrıs'ta mısın? Hem de Kıbrıs'tasın. Abone bitmiş Kıbrıs'tasın. Olmaz bebeğim bunlar. Ha bizi de seni yeniledik. Ha Edis az önce yeniledim bebeğim. Gördüm seni. Ya yani bu burada şey yapmasın. Bazı arkadaşlar sakın ya, dışarıdan ya arkadaşlar vay Taner abi aboneliği zorla yaptırıyor adam falan demesinler. Samimi gördüğüm arkadaşlara direkt yapışıyorum. Nazım'ın geçeceğini biliyorum çünkü anladım onlara. Direkt yapışıyorum abi tokadı. Hiç sıkıntı yok yani. Arkadaşlar birlikte yeniledim. Ay ya. Eyvah Hüseyin abi eyvah. Tamam buna biraz daha derin girersek ben söyleyeyim linç yeriz. Abi adam zorla üyelik yaptırıyor ya. Nasıl bir yayıncı bu falan filan. Ben söyleyeyim direkt linç yeriz yani. Dostlar şaka yapıyoruz. Silah zoruyla. Allah'ım bu konuşma çok kötü. Bak direkt terletti. Çocuğum sen de orada. Kısa gün hikari. Zaten sanki hiç sıcak değil. Sıcacık kedi. Şu an görmüyorsunuz bu tabi ama şurada göremiyorsunuz. Sıcacık kedi. Kucağımızda abi kedi de soba gibi mübarek. Bak ne kadar rahat olduğunu göstereyim. Soba gibi yani. Anam oraya kadar inmiyor mu? Bak. Soba gibi adam. Çocuk! Allah'ım bu da ne zor bir şeymiş. Yaz. Bunu düzeltmek falan ayrı bir dert. Bakayım şuradan. Tamam düzelttik mi? Ne kadar düzeldi? Biraz tepeden oldu sanki. Olmadı. Uf, ayarı bozduk fena oldu. Şöyle biraz aşağı indir. Şöyle tam yüzümüze baksın. Karşıdan. Göremiyorum ki çizgi. Yeşil bir çizgi var abi. Mikrofonun arkasında saklamış. Birisi yeşil değil de yeşildi. Tamam. Okey oldu galiba. Allah'ım zor işmiş ya. Tamam ama bu setup'ımı çok sevdim. Setup mükemmel. Vallahi her şey gayet güzel. Dükkan görünüyor. Arkada sildirimiz görünüyor. Dükkanın ön bölümündeyiz. Dışarıdan gürültü geliyor arada bir. Konuşmalar falan duyuyoruz. Her şey güzel. Çocuk yönetici. Kimmiş o? Abi nasıl işletme? Bu nasıl işletme arkadaş? Ha, yalnız geçen evet arkadaş. Bu nasıl işletme dedi. Sonra düzeltme. Abi bir işletme. Bu nasıl işletme dediğin an zaten bitti yani anladın mı? Yani oradan alışveriş yapmamak lazım. Restan Top Pictures bebeğim. Hola.
O 19 ay. 19 ay az değil ya. The Last of Us Part 3 16 ay böldü be, oldu bebeğim. Last of Us Part 3 kesin bilgi çıkacak mı? Kesin bilgi mi yani? Kesin çıkıyor mu? Japon malı bebeğim, selamlar, hoş geldin. Benim de ufaklık var. Sabahlar ayağımın uyuyor, ısıtıyor sabah serinde. Sabah serinde Gökhan, evet. Böyle kışın efsane oluyorlar abi. Kışın gelip üstüne uyuyor, o efsane. Ama yazın tüyler falan var ya, hak getire. Fena. Tamam, okey. Yalnız bu ufaklığı ben evde beslemek isterdim ya. Yani bu ufaklık tam ev kedisi. Bir de çok neşeli. Anladın mı? Sahip de çıkıyor. Bak, yüz vermedi. Gitti şimdi. Gitti orada. Yerde. Yalanıyor. Çocuk! İyi kandırdı beni. Kandırdı yani. Kanıma girdi, kandırdı beni. Taner abi, Silent Hill PlayStation 5 sence fiyat ne olur? Fiziksel alırsak ayrıca bulabilir miyiz? Erhan, fiziksel oyunlar, ama şöyle bir şey var. Bak şimdi biz uzun süredir, hatta son birkaç aydır diyeyim, fiziksel işi bitti, fiziksel zor bulunacak, şu olacak, bu olacak falan diyorduk. Evet, ama şu an dijital oyunların fiyatları da biraz yukarı çıktı. Dijital oyunların fiyatlarının yukarı çıkması, kutu oyunlara yaklaşması demek, ithalatçıların ve distribütörlerin artık oyun getirebilme rahatlığına kavuşması demek. Çünkü bir dakika diyecek abi, adamlar zaten dijitalde fiyatları arttırdı, kutu satarız. Yani arada 200-300 lira farkla, atıyorum örnek veriyorum, kutu 1900, pardon özür dilerim, dijital 1900, kutu 2200. Hangisini alırsın? Yeni çıkan, bir de bir kere şunu unutmamak lazım. Yeni çıkan oyunlar ne indirime girer ne de yükseğe girer. Kolay kolay. Ne de YMPS'e gelir. Kolay kolaydan bahsediyorum. Ekstrem oyunlar hariç. Şimdi yeni çıkan bir oyun 1900, eğer ön siparişle vermemişsen, indirim falan yakalayamamışsan ön siparişler döneminde, sen 1900'e dijital mi alacaksın? Eğer aynı anda gelirse, bu çok önemli. Aynı anda gelirse, bir hafta, o iki hafta sonra gelirse değil. Aynı anda gelirse kutu mu alacaksın? Vallahi ben kutu alırım. Ticaretime de bakarım. Ama kutu alırım yani. Ki benim ön sipariş vermemin en büyük sebeplerinden birisi, abi oyunu bulamıyoruz. Gelmiyor oyun. Yani Modern Warfare 2, ben ön sipariş vereceğim. Modern Warfare 3'ü sipariş vereceğim. Çünkü betası var, alfası var. Kutu alınca onları sana vermeyecekler. Çünkü kutu zaten ilk çıktığına gelecek. Klasik olarak tabii ki. Mantıksız olur da öyle olsa. Yani Modern Warfare kesin dijital alınacak. Kesin. Ama onun dışında konulu hikayeli oyunlar aynı gün. Ya bir gün daha beklerim ya. Gerçi Diablo'dan dediğimiz şu an fena ya. Diablo hala bulamıyoruz. Hala resmi ürün gelmedi. Galasının, lansmanının böyle yapılmasına rağmen hala kutu oyun gelmedi mesela distribütöre. Neden? Ya aranızda multimilyoner oyun böyle distribütörlük alacak baba yiğitler varsa, ben söyleyeyim, bir mail atın dostlar. Bethesda, ne bileyim Xbox, şu bu falan, bir mail atın yani, hiç belli olmaz. Hani Xbox zaten distribütörü var da, Bethesda'ya, Capcom'a, Konami'ye ya bir mail atın dostlar, belki bir şey yapın, yatırım fırsatları çıkabilir yani. Ben onun zamanında denedim, sen kimsin dediler bana. Yani ben bir yayıncı arkadaşlarla Ubisoft'ta dedim ki Assassin's Creed'leri biz Türkçe yapalım dedim. O zaman bütçe ayırabilir mi yani? O zaman elemanlar çalıştırabiliyorum, şubelerim var. Ya bir şey yapmak istiyorum, anladın mı? Böyle girişimci ruhu uçmuş gidiyor, bir şeyler yapmak istiyorum yani. Şube açıyorum, yeter değil. Eleman tamam, yeter değil. Web sitesi şu, yeter değil. Bir şeyler yapmam lazım. Yayıncılar sponsorluk yeter değil. Daha fazlası, ben yayıncı bir arkadaşlar Ubisoft'a mesaj gönderdim. Dedim ki birebir abi, dedim yapalım şu işi. Ayarla falan filan, hadi sen de filan. Öner kol bize. Dedi ki siz kimsiniz? Ubisoft'a yetkili arkadaş demiş, siz kimsiniz? Ne yaptınız yani? Nedir olay? Hangi neleri başardınız da bunu bize şey yapıyorsunuz, teklif sunuyorsunuz? Ben dedim doğru. Adam haklı yani. Adam haklı. Yani ben bile küçük bütçem, küçücük dükkanla bunları yapmaya çalışıyorsam, aranızda şirket sahipleri olan daha güzel şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Silent Hill'a da gelince, Silent Hill abi kutu alınır. Kenara konulur. İkinci bir kutu alınır. O da oynanır. Oynanılan kutu satılır, sıfır kutu da kenarda bekletilir. Silent Hill böyle. Resident Evil aslında böyle olması lazım. Abi Silent Hill'ın kolektör box'ını falan bulursanız satarım adam. Adam satarım yani onun için. Silent Hill kolektör box. Last of Us 3 kolektör box. Hani oldu 5-10 yıldan bahsediyoruz bu arada. Gerçi dur ya, PlayStation 5 daha 5 yıl var. Temiz 5 yıl var. Teknoloji hızlı ilerliyor. Bunu düşünmemiz lazım. Gerçi 3,5-4 yıl sonra PlayStation 6 haberleri çıkar. 5 yıl sonra, 4 yıl sonra resimler veya lansman, 4,5 yıl sonra, 5 yıl sonra da PlayStation 6'yı zaten göreceğiz inşallah. Abi oyun. Ben konsolunda değilim. Ben oyundayım sadece. PlayStation 6 çıktı. 10 tane oyun çıktı. Ne yapacağız?
Ne yapacağız? Bir şey yapamayacağız. Kaç kişi de 4K 120 Hz televizyon var aranızda? Kerim sen yazma. Kerim sen yazma. Hüseyin abi bebeğim sen de yazma. Kaçınızda 4K 120 Hz televizyon var PlayStation 5'te kullandığınız? Sadece bir bütçe şeyi yapıyorum. Yani bakıyorum acaba 150 kişi şu anda. Yılakimiz 100'ü geçmiş. Allah razı olsun. Mükemmelsiniz. Var mı? Yani White Witch Allah bereket versin. Be. Bu arada kıskançlık Allah daha çok versin. Anladın mı? Yani daha büyük televizyon, daha yüksek hertz versin. Sadece merak ediyorum. Valla çok küçükmüş ya. Kerim'de 8K var. Bende var. Valla bebeğim bir 85, 64, 60 sayılır bebeğim. Sayılır. Yaz. Model yazınca ben anlamıyorum. Ama bir 4K monitörde oynuyorum abi. Tamam 4K. 4K çok işte var. Anladım. 120 Hz'de oldu olacak. 8K. hadi deal'ı büyütüyorum. 8K ama kimse de yoktur. 8K tamam. Anladık. 4K bayağı arkadaşta var. Güzel. Allah bereket versin. Tamam. Sorum çok güzeldi. Peki 8K. Şimdi burada uzun süredir aramızda olup da yazmayan arkadaşlar belki bir dakika benim zamanım geldi. İşte bu an. İşte bu an dediğin an bu an. 8K. Kaç kişi var? Ya Kerem komşu sayılmaz bebeğim. Komşuyu sayma. Kerim sen yazma. 8K oyun yani. Ya tamam ama bir dakika PlayStation 5 kutusunda 8K yazmıyor mu? Dur bebeğim. Biz 8K var diye sayalım okey? Hani 8K PlayStation 5'te oyun geldi. Kaç kişi de var 8K? Biz televizyona bakalım. 32 inç valla ben söyleyeyim. Bana Allah'ım Türkçe gidiyor. 32 inç HD bana yeterdi artar diye yani söyleyeyim. 4K'da gözüm yok. Ama 8K 120 Hz bilmiyorum ya nasıl bir şey bilmiyorum ya gerçekten. Güzel mi? Aranızda bunun tadına varan var mı? Bakayım. Kimse de çıkmadı galiba. Kerim sen yazma demiş. Abarttın abi. Dur ya. Dur. Daha 8K tamam. Allah'tan okey. 8K kimse yok. Çok şükür. Kıskanırım. 75 inç komşu. 75 Samsung. Artlan Drago. Tamam. Artlan Drago. Yıllardır suskundun. Bozdun. Ve fırsat benim fırsatım dedin. Ne güzel. 75 inç 8K. Allah daha çok versin. Güzel. Nasıl bir keyif? Tarif et de söyleyebilir misin mesela yani bilmiyorum. Abi bazen 3 sene sonra tüm TV'ler 8K. Yani evet doğru. Yo yani olsa bile abi 4K. Ben hala 4K alamadım bu arada. 4K 65 bir yerde kovaladım. Hala alamadım. 2016 yılında alınan 4K kullanıyorum şu an. 2016 yılında alınan ikinci el aldım Sony. O da arkadaş bir olaydan sonra satıp ben yurt dışına gidiyorum abi filan demişti. Yani öğretmen de bırakıyorum dedi mesleği. Gidiyorum filan demişti. O arkadaş mıydı? Farklı bir arkadaş da olabilir ama yurt dışı garanti. O kesin bilgi yani. Öyle satmıştı bize mesela. Kendilerini gizliyorum abi 8K. Allah bereket versin. Yarasın. Güzel. Kendilerini güzeldir. Melina. Ya Melina'yı da özledim ya. Bir ziyaret etmek lazım abi Melina'yı. 1080 olsun bizim olsun bebeğim. Aynı düşüncedeyim. 1080 olsun bizim olsun. Keyfimiz yerinde olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun. Huzurumuz yerinde olsun. Starfield geliyor. Her zaman. Gelecek mi çocuk? Havada yakalayacağım seni. Havada yakaladım. Çocuk. Merhaba. Bakıyor ne olacak diye anlamaya çalışıyor. Ne olacak çocuk? Hiç debelenmiyordu farkında mısın? Hiç debelenmedi şu an. Şu ana kadar hop artık sıkıldı. Çok güzel. Uslu kedi. Uy mıcır mıcır yap abi. 1044p ben. 1400. Allah'ım 1044 daha yazıyı okuyamıyorum. Sen 8K'dan bahsediyorsun tane. 1440 o da güzel. 2K Allah bereket. İki saniye şey değil mi? Of. 4K 60 Hz 120 Hz güzel. Baldur's Gate 3 var mı abi sizde? Yok gelmedi. Ha doğru güzel bir soru. Baldur's Gate'in kutusu geldi mi mesela piyasaya? Bilen var mı? Bir bakalım mı? Baldur's Gate kutu olarak geldi. Dostlar oyuna başlamamız lazım. Şifrem göründü mü? Telefon görünmüyor ki. Baldur's Gate'in kutusu gelmiş mesela hemen bir siteye bakayım. Hep sonradaya bakayım. Kutusu gelmiş mi? Şimdi test ediyoruz. Baldur's Gate ama dijitalde kaç? 699 liraydı galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Baldur's Gate. Turn based dedim. Baldur's Gate 3. Kutu gelmiş mi merak ediyorum. Bardakları falan çıkmış. Baldur's Gate 3. Bardakları var. Oyunu kutusu yok. Şeyleri var. Yok galiba. Nasıl çıkmadı?
Kutu gelmemiş galiba. Kutu gelmemişse enteresan. Ahmet Ç bebeğim. Ahmet Ç'den konsol oyunu hediye gelmiş. Kime gelmiş? James Sunderland'a gelmiş. James Sunderland'ın Ahmet Ç. Kendi adıma, chat adına, konsol adına çok çok teşekkür ederim. Canımsın. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Cansın. Tam adamına gitti hediye. Sayılırdı gider. Barku da Gate olarak çıkmayacak abi, PlayStation 5'e. Baldur's Gate kutular çıkmayacak. Bir dakika, o da var. Bir dakika. O ihtimal de var. Artık firmalar kutu olarak da üretim yapmayabilirler. O da var. Biz o ihtimali tabii, firmaların bir de kendi kararı var. Bastıracaksın, dağıtacaksın, yumruklarla uğraşacaksın, şu olacaksın. Bunu upload ediyorsun, direkt download ediyorlar abi. Yok ya, hayat kesinlikle dijital kalıyor. Yani ne olursa olsun istediği kadar dijital fiyatları çıksın. Yok yani, adamlar oyun kutu olarak basmayacak ki. Belki kısıtlı sayıda Collector's Edition falan basarlar. Onun dışında kutu oyun... Yok yok, doğru diyorsun. Kesinlikle doğru. Doğru. Katılıyorum. Starfield kutu gelecek mi ki ya? Ya Starfield herhalde... Ah, başım ağrı girdi. Neden? Terden mi acaba? Şu teri silelim. Vıcık ediyor. Kafam vıcık etti vallahi. Starfield kutu olarak gelir diye umuyorum. Yani artık bilemiyoruz ki. Bilemiyoruz dostlar. Yani ben de tahminim, piyasaya göre cevap vereceğim ama... Ya inşallah gelir. Ama kolu çıktıysa Collector's Box'ı da falan çıkacak herhalde. En kötü Collector's Box'ı gelecek. Collector's Box'ı gelecek. Onu da kim alır, kaç kişi alır bilmiyorum. PlayStation 5 6'da kutu olmayacakmış. Olabilir Eren. Yani CD-ROM bir de şey çıkacak şimdi. Pro veya Slim çıkma ihtimali var değil mi? Slim'in resmini bir arkadaş bana WhatsApp'tan göndermiş galiba. Çok hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Ama CD Slim veya Pro'da belki o da kalkabilir. Yani öyle bir ihtimal var değil mi? Hatta Exxon'un CD driver falan var değil mi? Abi yok, ne olursa olsun yani kim ne derse desin kesinlikle 5-6 yılda kutular kesin gidecek. Kesin. Hatta hatırlıyor musunuz? God of War almıştık. Jotnar Edition. İçinden CD çıkar diye umuyorduk. CD falan çıkmadı. Kutu çıkmadı yani içinden. Oyun çıkmadı. Yani adamlar dijital çıkartıp kutusunu da çıkartabilir Collector Box'ını. O ihtimal de var. Dünya değişiyor. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Yani inşallah gitmez ama bu bizim seçimimiz değil ya. Bizim seçimimiz değil. Teknoloji ilerliyor ama çok acımasız da ilerliyor bir adam. Şu kafayı tıraş etsemedik ya. Kafayı bir tıraş etsek aslında iyi olurdu ya. Ama şuralar kalsın. Buralar gri görürsün. Bizim bir arkadaş var. Buraları dövme yaptırmış. Var değil mi? Öyle aranızda yaptıran var mı? Şuraya dövme yaptırmış abi. O da güzel bir yöntem. Şu kısma dövme yaptırmış. Saçı hep kazıtarak dolaşıyor. Yani ne bu oradaki olay ne? Gri kafa. Komple gri. Yani burada da saç var ama uzatmıyoruz biz. Ne yöntemler çıkıyor? Çok enteresan. Bir saatte oynaya başlayacak. Bebeğim oyuna başlıyoruz. Başlıklarınızı devamlı 2 yazdık. Kusura bakmayın. Like'ımız 200 oldu mu? Olur inşallah. Yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Biz oyunumuza başlayalım. Önce tişörtümü değiştireceğim. Abi ben yine koltuğu ıslattım bilmiyorum ama koltuk ıslandı herhalde. Koltuk ıslandı mı bakıyoruz. Koltuk hafif. Evet, koltuk gördüğün gibi burada böbrekleri bırakmışız. Koltuk ıslanmış. Tamam, önce kapıyı kilitliyorum. Hava karardı, çok güzel. Kapıyı kilitliyorum. Işığı da kapatıyorum. Sonra tişörtümü değiştireceğim. Şurayı da tekrar kapatalım. Böbrekleri bıraktık gerçekten.
anneni. Niye netlemiyor bu? Çok enteresan. Ha, netledin ya, evet. Kavunumuz hazır. Dilimledik. Bunu kedi masaya çıkmaz umarım. Şöyle koydum. Çok toz kaldırmadan. Çocuk. Suyumuzu kenara çektik. Okey. Aa, ay ıslaktı. Dur çocuk dur. Şimdi şu ıslaklığı nasıl kapatabilirim? Bir saniye. Vallahi şöyle kapatacağız. Tamam. Bu kollar da burayı ıslatıyor, görüyor musun? Çok enteresan. Güzel ter. Çok terliyorsak dostlar, acayip su içmemiz lazım. Çok ter, çok su. Bereket versin. Ha Erhan, 8,5 mu olmuş fiyat? 8,5 fil olmuştu galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Pardon, şöyle olacak. Kolumuzun şarjı bitmez umarım. Kablomuz var zaten. O zaman şöyle var. Konsolun logosu çok güzel ya. Seviyorum logoyu. Logomu seviyorum. Peki o zaman şöyle. Oyuna geçiyoruz dostlar. Oyun sesini hemen açmayacağım. Yuh, hakikaten God of War Jotnar fiyat öyle. Ne kadar olmuş fiyat? Uçmuş mu? 9K mı? Edge mi? Allah, eyvah. Fena. Yine motor seslerimiz. Şuradan oyun sesi. Çok ses gelebilir birden. Kulaklık patlamadı değil mi? Çok özür dilerim. Motor sesimiz de geliyor. Dün chat'e şey yazmış. Bizim This game has been auto save feature. Yağmur be. Mükemmel. Bayılıyorum yağmura ya. Dün şey yapmış, karşı oteldeki arkadaş chatten yazmış, abi biz seni canlı da değil karşıda izliyoruz diye. Çok çok güzeldi ya. Karşı otel geç kapatıyor biliyorsunuz, onların gece mesaisi falan da var. Çok da efendi arkadaşlar zaten. Karşıda oturuyorlar genelde, sohbet ediyorlar. Hop, benim yayını yaptığım zaten setup'ı karşıdan görüyorlar yani. Onlar da chat'le yazmış. Abi biz seni canlı değil, chat şey karşıda izliyoruz falan diye yazmışlar sağ olsunlar. Peki canlı aynen canlı setmişler adamlar ya. Gelip selam vermedi bile güzel bir şey bu arada. Her şeyimiz okey mi? Ses, görüntü, her şeyimiz okey mi? Biraz karanlık farkındayım ama ışık kaynağım çok uzak. Onu ben düzelteceğim. Şu an değil ama düzelteceğim onu. Yani biraz monitör üstüne alabilirim veya aslında şu kameranı şu üstüne koysam var ya, muazzam keyifli olur. Ya da şu kameranın etrafında bir böyle ring de alınabilir ama o da, ya ring şeyler bana ışıklar hiç şey vermiyor ya. Nasıl diyeyim sana? Keyif vermiyor böyle, hep şey ring görünce ring ışık bana hep makyaj videoları aklıma geliyor. Oradan hiç falan diyorum genelde. Karanlık olmasın abi, hadi bakalım. Peki. Okey. Hayırlısıyla başlıyoruz. Spoiler yok. Gözüm bazen chat'e dikkat eder. Aman dikkat. Ağır, bel altı, bel üstü espriler. Bele yakın bir espri asla yok. Aileler söyledi. Onun için ekstra dikkat ediyoruz. Genelinden mi? Geçiyorum. Başlıyorum oğlum. Hadi. O zaman şu an neyimiz eksik? Ha, ekranı ben tamamlayacağım. Şu an böyle iyi değil mi? Biraz daha yaklaştırabilirim. Tamam.
kulaklığımıza takıyorum. Dünyadan soyutlanıyorum şu an. Oh süper. Yağmur sesi. YouTube'da bazen yağmur sesini açıyorum. Bir yağmur sesi açıyorum bir pencerede. İkinci pencerede Skyrim sesini açıyorum. Bir de bir manzara böyle Cosmos Vive, Cosmic Vive diye bir kanal var galiba. Onun böyle background'ında çok güzel böyle cyberpunk yeşillik tarzı böyle balkon manzaraları oluyor. O üçünü açıyorum abi. Öyle üç pencere aynı anda çalıyor. Onu da büyük televizyona yansıtıyorum. Manzara oluyor. Çok çok keyifli. Aa çok güzel şey. YouTube mükemmel bir şey ya. Var ya YouTube nimet nimet. Mükemmel bir şey. Peki. Story. Ekstra moda hiç bakmadım. Affedersiniz. Her şey bitti. Birazcık öksürük kaldı. Başla. Mr. X neredeydi en son? Ben de uyumadan önce açıyorum. Ölüyorum. Valla kanal aynı şekilde. Ben sessiz olmuyor. Sessiz uyunca çok düşünüyorum. Onun için bir şey açıp seyrederken uykuya dalmak. Gece uyanırken uyanırsam sessizse play basıyorum. Direkt tekrarlıyorum. Gürültü oynamak keyifli. Uyumak. Gerçi uykum varsa ışık, ses, gürültü hiçbir şey. Oh. Vururum direkt kapı. Ne oldu? Ha ben başlayacakmışım. Özür dilerim. Abi bu ayak sesleri meğer ne kadar rahatmışız biz ya. Önce ben müsaadenizle bir şeye bakacağım. Haritaya bakacağım. Nerede olduğum bir B1 sonradan dahil oldu zaten. Burada kennel var. Biz nereye gidecektik şimdi? Optane Electronic Part, Optane Electronic Part da şuradaydı. Clock Tower'daydı. Clock Tower'a gidiş bildiğim şurası kapalı belli ama buradan bir geçiş var sanki. Clock Tower'a muhtemelen West Storage'un ya da East Storage'undan gideceğiz. Şu merdivenlerden çıkıp şu kapıdan gelip şu kapıyı açabiliyor muyuz acaba? Look door. Şuraya bir gitmeyin. Yo burası East Storage'un. Balkoni, East Storage'un. Balkoni, balkoni. İst soruçum. Şu balkoniye bir gidelim. Şu tekrar şuralarda bir dolaşmak istiyorum acaba. Yanımızda neler var? Şunun mermisi şu mu? Değil herhalde değil mi? Gunpowder'umuz falan bayağı var zaten. Ha şunun işi bitmiş. Şunu artık gönderelim. Bugün bir arkadaş telefonda söyledi. Abi dedi bak. Klik olunca bırakabilirsin. Dedim biliyorum bebeğim sağ ol canım. Her şey tamam. Film ne? Aa bir dakika. Film almışız. Gel şurada filme bakalım. DCM. DCM. Nasıl hatırlayacağım DCM'yi ben? DCM. Nasıl? Diyeceğim dersem 3F Looker. Diyeceğim dersem hatırlarım. Bak diyeceğim. Anahtar diyeceğim. Aç diyeceğim. Kapan diyeceğim. Diyeceğim. Tamam beynimizi yazdık. Diyeceğim. 3F dedi. 3F nerede? Looker varmış orada. Looker nerede? Looker. Şurada mı? Diyalog. Şurası olabilir mi acaba? Ya bu oyun mükemmel. Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Resident Evil serisi. Hiçbir Resident Evil serisi beni pişman etmedi. 5-6 oynamadım ama onların da remake çıksın. Onları bekleriz. Hiçbir Resident Evil serisi beni pişman etmedi. Her zaman çok büyük keyif almışımdır. Bir de şey film gibi akıyor yani. Anladın mı? Şu ayak sesleri hariç. Tamam. En son ne yapacağım? Bir şey almam gerekiyor yanıma. Hak. Şuradan bir asit rant falan varmış. Onları kullanmayı bilmiyorum henüz. Şunu alayım yanıma. Şuna da bakalım. Neymiş bu? Bir dakika. Şunu da çözelim hemen. İçinden bir şey çıkacak belli. Examine. Tamam. Nasıldı? Şuradan başlayayım.
Abi bu hafıza işi ya. Ay dur. O onu yakıyor. Allah'ım bu tam hafıza. Görsel hafıza mı diyeceğiz buna? Uf. Uf. Konsantre olun bir saniye. Çok kötü. Eyvah. Kafayı yiyeceksiniz biliyorum. Şu muydu? Tüh. Tüh şuydu. Aha. O neydi? Ben bunu yazmam lazım ya. Abi çok zor bu. Diğerini çok rahat geçmiştik. Tekrar. Neydi o? Şu muydu? Tamam, şu şöyle şöyle şöyle. Şimdi şu, şu. Tamam, güzel. Ne yaptık? Şöyle 1, 2, 3, 4. Şu muydu? Tamam, devam et, sorun yok. Güzel. Ne kaldı şimdi? Şuydu. Evet. Şansa. Kesinlikle şansa. Şuna. 2, 3, 4, 5. 1, 2, yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha be. Bala, bala yaptım valla. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bir dakika, biz planı yaparken bayıksız hiç planlamadık. Üç tane boş yerimiz var. Şimdi neredeydi o? Looker, safe room. Şuradan çıkıp bir dakika bir direkt. Evet. Bir üç. Allah'tan buraya gelince donuyor ya, çok güzel. Başka ne var? Bıçak aldık, güzel. Başka ne var? Benim, aa bir dakika, silah şey almıştık. Ha onu aldık zaten. Bir üç bunu aldık. Başka bir şey var mı burada? Bir çanta vardı sanırım. Çanta hatırlıyorum. Hiçbir şey kalmadı mı şurada? Biz tüketmiş miyiz hepsini? Ha işte çanta. Neymiş? 2203. Çok güzel. Tamam. Harika oldu bu. Tamam. Buradaki işimiz bitti o zaman. Değil mi? Mükemmel. Harikasın. O zaman burada işimiz bitti. Tamam, harika. Şimdi nereye gidecektik? Film. Şifre vardı 3DF'te. Diyeceğim şifresi vardı. Başka ne yapacağız şimdi? Obtained Electronic Parts. Aslında bizim asıl amacımız Clock Tower'a, balkoniden gitmekti. O zaman şu kapıyı açmamız lazım bizim bir şekilde. Asıl olay bu kapı. Bu kapıdan açarsak muhtemelen jüp diye gireceğiz böyle.
Tabii bu kilit var mı diye hatırlamıyorum. Peki, o zaman balkonun nasıl gideceğiz hızlıca? Elik şey vardı değil mi? Orada şeyin olduğu yere hızlıca gitmemiz lazım. Valla neyse dur. Koşalım bakalım nereye gideceğiz. Burada başka bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmamış. Harita'ya ne çabuk unuttum ben ya. Dur, kapıyı açma. Şimdi buradan yukarı tırman, yukarı tırman. Koş 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 koş. Biraz daha hızlı koş bebeğim. Sağ sol yap, sağ sol yukarı. Mükemmelsin. Mr. X nerede? Karşıma çıkmayacaksa problem yok. Şuradan girip, şuradan girip nereye gideceğim ki ben? Nereye dolaşıyorum ben? Şu kapı belki artık açılabilir. Deneyeyim şansımı. Çıkacak yine değil mi? Kaç oradan. Oradan geri kaç. Bu oyun uğraştıracak bizi ya. Mr. niye oradaydı? Mr. Niye, nereye gideceğimizi biliyor muydu arkadaş? Yapmalı mıydık? Yapmamalı mıydık? Şuradan bir yere gidebilir miyiz? Şuradan. Şu ne? Dayanlık lan, şurada bir şey var. Nereye gitti o? Ayak sesi buradan mı geliyor? Çok yakın geliyor sanki. Vallahi oradan geliyor. Vallahi oradan. Biliyorum. Allah'tan koşmuyordu. Derken... Abi. Neredeyim? Burada bir kapı var. O kapıyı hala açamadık değil mi? Eyvah, Mr. Soldan koş. Soldan. İçtim. Dur. Haritaya bakınca en azından dur. Long way. Oradan gir. Oradan diplerden çık. Karşıya. Buradan libraryaya çık. Orada merdiven var. Şu merdiven nereye gidiyor? Şurada bir şey varmış. Jack varmış. Jack ne bilmiyorum. Şuraya karşıya. Tamam. Library. Merdiven o zaten. Şuraya Jack'i hala bulamadık biz. Bu oyun sürekli koşturmaya gidiyor şimdi. Biz full koşturacağız. Neyse, buraya gelmişken balkona gideyim bari. Zombi sesleri çok iyi ya. Bu oyun şu el... Aha, bizimki de gitmiş mi? Eyvah, yazık oldu adama. Buradan hop balkonaya buradan çıkacağız. Şurada roof'a gideceğiz. Fire escape'den buradan aşağı. Haritayı ezberlemek lazım. Hiç ezberlemedim ama. Şuraya nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Merdiven burada. O merdiven, şu merdiven. Ha, tabii ki. Fire escape yukarı. Çözdüm. Ayağım bir şey yiyor. Waiting room. Oradan gir. Şuradan fire escape. Buradan gir. Merdivenden yukarı çık. O tekrar balkondan devam edelim. Bakalım ne yapacağız. Ayak sesi gelmiyor. Ayak sesi gelmeyince ne kadar rahat. Çok güzel. Keşke yanınızda el bombası falan saydık. Waiting room.
Burada bir kasa mı vardı? Bu kasayı açamadık biz değil mi? Bilmiyorum. Bu kasayı açamadık da. Bir yerde yazmış mıydı? Hiç yazdığını hatırlamıyorum. Şuradan yanan adamlar çıkacak şimdi. Hala buradalarsa. Helikopter gitmiş. Çok güzel. Merdiven burada değil miydi? Karşıda merdiven. Şurada. Kapı. Kapı. Combat knife. Şurayı look door. Belki şurayı açacak bir şeyimiz varsa bir şeyler yapacağız. Yalnız açık havada olmak daha güzel değil mi? Belli ki Mr. X buraya gelemiyor zaten. Bir şey ısırıyor beni ya. Abidik gübidik sesler gelmiyor sürece sorun yok. Şunu al. Belki daha hızlı olur. Bir yanı asosiyerimiz var. Aşağıda ne vardı? Ruh. Şura varmış aşağıda. Shift's office varmış. Tamam. Harita ezberlemeye çalışıyorum. Şurada bir şey varmış. Neymiş bu? Elektronik door panel. Ha, bizim gideceğimiz yer orası. Tamam, bizim asıl amacımız şey şimdi. Şuradan girip burada içeride bir şey vardı ama hatırlıyorum. Evet. Şu kapı açılıyor muydu? Hadi. Hala açılmıyormuş. Burayı temizledik. Şurada şunu alacak, şunu alalım. Bu kapı demek ki dışarıdan açılıyor. Ya da başka bir yolu var mı açmanın? Biz mi bilmiyoruz? Bir vızır vızır yapan bir şey var. Neredeydi bu? Ah! Güzel bir şey. Önemli bir şey belli ki. Çık buradan. Şunu da al. Burayı temizledik. O çark ne acaba? O çark neredeydi? O çark neredeydi? Bir yerde gördüm ya. Neredeydi o çark? Çark neredeydi? Bir dakika, hatırlamaya çalışacağım. Şurada dial look. O çark acaba şey olabilir mi? Dolabın altındaki yer olabilir mi? Kütüphanedeki yer. Başka ne var? Şurası jack. Başka ne var? PC dial look. Elektronik, safe. Ama bizim o safe değil. Elektronik door panel. Dark room değil. Neredeydi acaba ya? Üf. Çok enteresan. Şurası card reader değil. Nerede gördüm ben onu ya? Nerede gördüm?
Hatırlıyorum, vallahi hatırlıyorum. Bir şey gördüm yani öyle. Sakın yazmayın chatten. Sakın yazmayın. Burada kart vardı. Neyse. Şimdi bu kapıyı açamadığımıza göre buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Buradan gidemiyoruz buraya. Door locked. O zaman şuradan bir çıkış var ama. Aa tabii ya. Abi library'den giriş yapacağız. Oradan main hall'dan yürüyeceğiz yani. Bu kapıyı da dışarıdan açacağız. Yani acaba aldığımız şey bunu çalıştırabilir mi? O Jack'in olayı olabilir mi acaba? Hı? Mümkün mü? Biz bir gidelim bu şeye. Bir deneyelim library'de. Belki tutar yani, bilmiyorum. Ayak sesleri yakın ama. Şuradan şöyle, hop şuradan şuradan. Gayet basit. Ama burası biraz sıkıntılı bir yer değil miydi şurası? Daha güzel bir yer var mı? Daha güzel bir yer yok. Tek yer burası. Fire escape varmış. Mesela ne var Fire escape'te? Burada da bir şeyler var. Burada bir çıkış var. Fire escape'te. Barikat mı o? Yapacak mı tekrar? Anneni. Çok yakın. Ayak sesi de çok yakın abi. Çok rahatsız edici. Buraya kadar geliyor mu? Asla geliyormuş valla. Kendimizi kitlemeyelim de. Al şunu. Kendimizi sıkıştırmıyoruz değil mi? Neredeyim? Şuradan hola gideceğiz. Şuradan yürü dön. Hop hola çık buradan. East office. Burada bir şey var mı east office'den? Direkt karşıya da geçebiliyormuşuz east office'den. Aa, tamam. Geldi. Geldi arkamda. Şunu koy. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Menü yürüne oyun donuyor. Mükemmel bir şey. Şimdi kaçabilirim. Run de kaç. Vallahi nerede olduğumu unuttum. Arkamda kalmış. Bir tur daha at. Karşı. Çekil, çekil, çekil. Çekil. Neredesin? Hold ofis yerde kaldı. Kaç. Merdivenden çık. Oh be abi, geniş alan beni çok... Hayır! Yapma be! Kütüphaneye gitmem lazım. Kütüphane neredeydi? Kütüphane... Bu ne pis bir adammış ya. Kütüphane nerede? Library. Solda kalmış. Peki. Allah'tan koşmuyorlar ya, ne? Bu hızlanacak mı yoksa yakında? Koşmaya başlayacak mı adam? Kütüphane. Buradan girdi kütüphane. İnşallah oradaki eşyaları ya. Tutabilir mi? Acaba olur mu? Belki olur be. Belki tutar ya. Anneni demiş. O zaman başka bir yerde. Koş. Neredeydi o? Hatırlamam lazım. O neredeydi ya? Ben onu hatırlıyorum sanki. Bir çark daha vardı. Chat'e yazmayın, biliyorum. Biliyorum, bir şey bilip de böyle söylemek istemek çok gelirler ama bekleyin. Bir yerde gördüm ya. Asansörün orada şeydi ama yeniydi. Yeniden kastım şuydu.
Polis arabalarının olduğu orada bulunduğu bir bölgeydi. Yani yeniydi. Taze bir hafıza var. O zaman parking garaj. Buralarda bir yerde bir şey olması lazım. Böyle bir yerde jeneratörüm. Böyle bir yerde olabilir ya. Hatırlıyorum böyle bir yerdeydi çünkü. Sadık kapıyı açamıyor muyum ben? Hemen şu sadık kapıyı. Niye açılmıyor burası? Böyle basit bir kapı. Şuradan arkandan da açamadık değil mi biz? West Switch Room. Çok enteresan. Şu 3DF'teki şey dial tuşunu çözelim bari ya. Şunu alalım bari. Buraya gidene kadar abi yollar ezberlemem lazım diye. Hiçbir yer ezberleyemedim ben. Zavallı ben. Şu kapıdan geçsek her şeyi çözeceğiz. Şuradan bir geçsek şuradan hiç bağlayıp gideceğiz zaten. Şuradan geçip şuradan girip şuradan da mı geçemedik biz? West Storage Room. Neyse koşalım bakalım. Clock Tower. Yazmayın aman aman spoiler vermeyin aman bebeğim aman. Biraz daha balkonda dolaşalım o zaman. Belki buralardan ekstra bir giriş vardır. Ay kendimi kilitliyorum. Ayak sesleri çok sağlam geliyor. Nerede? Oha merdivene de mi çıkıyor bu adam? Abav! Update edilmiş. Şeylik gibi. Sen söyle. Yanlış kapıya girdim. Yanlış kapıya girdim. Bir tane yeni senin. Yanlış kapıya girdim. Önerisi. Hiçbir fikrim yok. Kendimi kapattım. Çık. Çık koştur. Nerede o? Aa burada kesin o yaratık çıkacak. Belli. Şuraya git. Senin. Burada mıydı? Ya bu... Şurada ne? Şurada password şurada bir yerde miydi? Password şurada bir yerde miydi? Neredeydi o? Look neredeydi? Dial look. İçeride karşıda mıydı? Diyeceğim. D, C, M. O değil mi? Isırıyorum. Sakın ölme bebeğim. Kaç, 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 kaç. Geliyor, kaç. Soldan mıydı? Altı giderse görür müyüz? Burada yaratık var zaten. Oraya girersek... Ha oraya aşağı inemiyor. İnemiyor. İnmiyor değil mi aşağı? Abi! Çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. As! As! Kaçacak yerim yok. Öf! Çözemedim ya. Bugün çözülmeyecek bu hissediyorum. Lot yayıp zaten yok lot yayıp kaydetmek. Nereden başladı acaba? Tüh be. Frightfully violent creatures. There is absolutely no shame is running when you lack the power, life firepower to take one down. Lickers.
Burada en son ne yapmıştık? Kayla en baştan başladık. Ay, biz bir de bayağı başartmış bizi. Diyeceğim. Bayağı aşağıda atmış vallahi. Gel bunu yine çöz şimdi. Değiştin mi? Aa vallahi değişmiş. Güzel oldu. Tınk 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 tınk. Tınk tınk tınk. Tınk 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 tınk. Tınk tınk tınk. Tınk tınk. Tınk 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 tınk. Tınk tınk tınk. Puh, anneni senin. Tınk 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 tınk. Tınk. Aa! Üstteki. Ha, çok iyi. Abi bilmece çok güzel. Çok keyifli. Tamam, tuş aldık. Gidiyoruz. Her şeyi baştan başlamak çok can sıkıcı. Gerçekten. O zaman ne yapacağız? Her adımda kaydedeceğiz. Bu arada kullandığım haklar da mı gitti? Yani o kadar mı baştan başlıyor? Telefon sesi geliyor. Birinizin telefonu açık. Kötü bir şey. O zaman biz her adımda kaydedelim. Çok kötü. Başarısız hissediyorum kendimi. Bir planım yok. Armor room'da. Şu 3F'deki şeyi bulalım ya. Dicim. Şu mu abi? Dialog şu değil mi? Şunu bulalım en azından ya. Bir, şunu bulalım. Şey Clock Tower'a gidişi bulamadık ama şunu bulalım en azından. Bir de şu storage room'da çark var. Çarkı alacağız. Şuradaki silahlar geçiyoruz. En azından şuna bir gidelim bir. Neredeyim ben? Hemen merdivenlerde. Tamam. Şu değil. Şu. 3D. Okey. Yapacak şimdi. Aa elini uzatıyormuş. 3D. Tam karşımda. Abi dur gözünü seveyim ya. Şunu bir alayım. D, C, M. Abi güzel bir şey çık içinden. Ah hiç ihtiyacım olmuyor. Peki burada ihtiyacımız olan başka bir şey. Buradan geçiyoruz. Şu kapıyı açamıyoruz zaten. Look at door. Bu kapıyı açamadık. Bu library'e bağlıyor. Yine şu storage room'daki şeyi bulalım. Sağdan çıkmayacak değil mi? As senin, anneni senin. Nereden kaçayım? Şuradan gir, şuradan dolaş. Buradan gir, öleceksin oradan. Stars Office'e girsen orası
buradan karşıya geçsen. Abi bu nasıl bir şey? Bir yukarı çıkalım bakalım. Daha güzel bir şey var belki. Buradan gir, karşıya geç, şuradan gir. Burası kör. Yandan geçsem hemen öldürüyor mu? Yandan koşarak geçsem ne oluyor? Abi şimdi ölmek istemiyorum ya. Iskaladım bebeğim, ıskaladım. Nasıl, buradan giriş yok mu yer? Ay. Aa bura evet. Ne yapamış? Hadi. Aa, çok güzel hadi. Hadi. As. Anne. Evet olay burada. Burayı yapmamıştık biz, tamam. Ölme. Ölme. O da oradan girecek. Ölme. 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 Kesin öleceksin biliyorum ama dur ben seni hayatta tutmaya çalışacağım. Tutamayacağım. Nasıl olacak? Nasıl atacağım ben bunu? Aslında orayı açabilirdim ama. Bu annenin senin basket. Şurada var mı bir tane? Hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır. Hayır, yürü, yürü. Abi her tarafta ayak sesleri. Hatun gidecek ya. Sola dön. Aşağıdaki bizi vurmazsa. Yine ayak sesi. Of. Şurayı kaydet. O dolabı çekememiştik. Evet. Şimdi amacımız o dolabı çekmek olsun. Bak orayı mesela hiç yapmadım ben. Tıkandığımız yerlerden birisi de o. Şimdi burada ne yapıyoruz? Storage yap. Bir tane daha flash'ımız var mı? O flash bize zaman kazandırır mı? Onları öldürebiliyor muyuz acaba? Öldürürüz. Abi bir sürü silah milah hiçbir şey almamışız. Biz kötü oynuyoruz ya. Şu gunpowder mesela ne yapıyor? Bir de extreme granite gunpowder white varmış. Biz granite yapacağız. High granite. Kombine. Ne yapıyor bunlar? Submachine ammo. Acid round. Kombine. Powerful yet manageable day expression popular in Europe. Acid round. Day capsule breaks impact slogan surround array with acid. Bunu ne kullanacak? Şunda mı kullanacağız bunu? He. Neyse ayak sesleri burada güvenli en azından. Ha flash granatimiz varmış. O zaman flash granatı kapıyoruz. Oraya gidiyoruz. Oradaki şeyler alıyoruz. Neydi o? O kapıdan geçmeye çalışıyoruz. Anlaştık. Amacımız olsun. Gunpowder bayağı varmış bu arada. Şunla. Sonra at bunu. Şunu bu mu kullanacak acaba ya? Şu kombine. Neyse tamam. Önce hakkımızı doldurun. Önce bir kayıt. Kayıt etmiş miydik? Hatırlamıyorum. Tekrar edeceğim. Allah'ım ne zoruymuş bu. Hakkımızı tazeleyelim. Oh. Peki şimdi.
Flash'ı alacağız. Orayı, o kapıyı açmaya çalışacağız. Anlaştık. Belki uzaktadır. Hadi iki neyse çok güzel. Bir kere daha, bir hamle daha. Çok güzel. Harikasın. Çok güzel. At 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 at. Bir şey oldu mu? Bir kere daha, bir kere daha saldırsın bana. Bir tane daha. Öldü mü? Ölmedi mi? Ay çok kötü oldu. Ben öldü sandım ama. Dolap nerede? Dolap? Ha dolap şurada arkada. Yok. Aa, bizim tombalat ya ya. Tut lan. Şu yırtıkları öldürsek en azından ikisini. Kontrole değil, load game yapacağım bu sefer. Onun için kaydettim zaten. El bombası olsa ağzını tıkar öldürürüz de el bombamız yok. Şu an ben orayı açmaya odaklanacağım. Chat'e bakmıyorum. Spoiler vardır. Belki şey olabilir, yanlış yere odaklanıyor da olabilir. Problem yok. Yanlıştır ama deneyeceğim. Onlar ölüyor mu acaba ya? Ay, burası mıymış? Neyse, en azından kapıyı nereye açtığını zaten orası değil miymiş? Vay be. Demek library'ymiş ha. Kestirme. Tamam, buradan bir şey çıkmadı. Clock Tower'a yaklaşamadık hala. Şuradan bir giriş, şuradan bir giriş. Şuradan Clock Tower'a sanki bir yukarı çıkış mı var? Burada merdiven var. Parking garajda merdiven olamaz ya. En üstte, en üst kat. Bunun bir altı önemli. Library. Long way. Şu kapı bizim tek çıkışımız ve biz şeyi bulacağız. Jack'i bulacağız o zaman. Şuradaki Jack'i bulup bu kapıdan geçeceğiz. Bizim tek kurtuluşumuz bu. Şu kapıyı da açamıyoruz. Locked room. Gitmediğimiz bir yer var. Oradan o muhtemelen Jack'i orada bulacağız. Jack nerede peki? Jack nerede olabilir? Kilitli kasaya açtık, orada yok.
Safe var bir tane. Safe'in şifresini bilmiyoruz. Şey... Şuraya bakayım. Ay yapma be. As. Onu geç. Oh, çok sakın ölme. Çok güzel. Harikasın. Ay. Hadi be. Ölmek de istemiyorum şu an. Şu Jack nerede ya? Jack'i bulabilsen. Abi yanlış kapı yine. Yine yanlış kapı. Lütfen ölme! Lütfen ölme! Kaldırdık oradan. Yürütler buraya gelmeye başladı mı? Ana! Sakın saldırma ona. Uzaktan. Sefe git. Şöyle bir kaydedin önce bu adili. Hak yok mu? Biraz düşünmem lazım. Showroom'da şey vardı. Şurada da bir şey var. Jack. Tek olay şu Jack'te herhalde. PC. Şu ne? Elektronik door panel. Şu door panel. Safe. Safe. Waiting room. Safe. Burayı hatırlıyorum. Burada bir şey yoktu. Optanet elektronik part. Clock tower. Bütün olay burada. Burada bir şey yapmamışız. Neden? Çark almıştım. Çark nereye açıyordu? Çarkı bulsak belki oradan yürüyeceğiz. Çark nereye açıyordu ya? Çark. Çark, çark. Çark. Bir yerde çark gibi bir şey görmüştüm ben. Suların orada mıydı acaba? Çark'ı bir daha alalım. Bir yanımızda bulunsun. Çark neredeydi? Şurada mıydı? Şuradaydı çark. Main hall'dan gidemiyoruz buraya. En aşağıdan gideceğiz. Dışarı çıkmamız lazım. Escape room'dan dışarı çıkacağız. Şuradan. Roof. Biz herhalde yine bir şekilde buradan gideceğiz. Roof'tan oradan gideceğiz. O zaman şuradan geçiyoruz tekrar. Ay yanlış yer tıkandık. İleride kapı var mı? Yok. Buradan gireceğiz. Kestirme var mı? Buradan vur. Main hall'a geçiyor bu ya. Bir şey fark etmiyor ki. Abi biz zaten main hall'a giremedik ama oradan.
Kafayı yediniz biliyorum. Ben de kafayı yedim. Sorun yok. İşin olayı bu zaten. Şuradan çık, şuradan dolaş. Lining room. Şuradan girersek ölürüz zaten. Buradan tekrar dolaşıp şey yapalım. Ne oluyor? Merdivene gidiyorum deme ya. Arkamda bir şey yok değil mi? Şaka gibi. Adam yendi. Merdivene gelecek kadar da zeki değil herhalde. Şunu bir çözsedik var. Waiting rooms, fire escape. Oradan, şuradan fire escape gidiyoruz. Kesin gitmediğim yerler var. Artroom. Artroom'da ne var? Bir şey var mı Artroom'da? Yok, boş zaten. Şurada barikat var. Chief's Office. Chief's Office'te bir şey var mıdır acaba? Şuradan geç. Fire Escape'den yukarı rufa çık. Aşağıda bir şey mi vardı sanki? Şu aşağıda. Bir şey var mıydı? Hakkım ne durumda? Kötü mü? İşte burası mı? Burası mı? Yok değil. Burası değil. Ovanayı ben hatırlıyorum ya. Neredeydi ovanı ya? Yine geliyor. Ayak sesini duyuyorum. Bana neredeydi ya? Bodrumda mıydı acaba bana? Bu adam nereden geliyor? Kestirmeden bile mi konuşuyorum?
Adam çok yakında geliyor değil mi sesi? Private collection. Ha tamam. Kendimizi köşeye sıkıştırmıyoruz değil mi? Evet, kendimiz hem de nasıl köşeye sıkıştırıyoruz var ya. Aney! Aney, hadi! Tamam, burada atlarım. Buraya girmez herhalde. Boş silahlı. Burası ne? Neyse, geçelim şimdi burayı. Aşağıda mı, yukarıda mı? Balkoneyi yukarıda. Çok kötü ya. Vallahi tıkandım. İyi mi? Bildiğin tıkandım. Dışarı mı geliyor bu? Bildiğin tıkandım. Adam kestirmeden geliyor. Kestirmeyi nasıl çözüyor acaba? Fire escape. Ela katta mı bir şey vardı acaba? Şu kapı açık mı artık? Bir yerde bulacağım. Çözüm bir yerde bulacağım, merak etmeyin. Bir yerde bulacağım. Bir yerden çıkacak o çözüm. Burayı açabiliyor muyuz şu an? Açabiliyormuşuz. Buralarda olabilir mi acaba şey? Şeyi takacağımız yer, siz söyleyin. Ay, tam zamanda ya. Şurada var bir şey.
Sağdan çıkış oraya gidiyor. Burada ne var? Burada giriş var. Şurada handgun varmış. Fire escape'ten çıktık, hiçbir şey yok. Şurada bir şey var sanki. En azından mavi oldu burası da. Press room. Press room'da ne var? Press room'u geç. Bedroom geç. Burası hala bitmemiş görünüyor bir şekilde. Sen şunlar olduğu için mi acaba? Ah çözemedik ya. Şu kapıyı açamadık hala. Şurayı. Bir dakika, bir hard door almadık biz? Harçayı aldık. Hard anahtar. Almışız işte. Neredeydi o? Şurayı açabiliriz o zaman. Değil mi? Hard anahtar işte. Tamam. Tamam, burayı bir açalım o zaman. Buradan gidiyoruz. Karşıdan dolaşıyoruz. Oradan giriyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz oradan. Şuradan girip karşıdan şuraya geçiyoruz. Buradan gir. Şuradan gir. Karşıdan geç. Yanlış yere girmişiz. Neresi olacak? Karşıya, sağa gideceğiz. Tamam. Anahtar var. Çok güzel. Gözden kaçan bir şey ortaya çıkması harika. İşte çözdük ya. Oh be. Saatlerce dolaştıktan sonra tek bir detay ile nihayet. Ne? Nihayet ya. El bombası. Tamam, bunları alırız. Nihayet. Okey. Tamam, çözdük. Vay arkadaş ya. Saatlerce çözemezsin. Tek bir detayla çözersin. Şimdi ölmeden. Çok şükür. Şuradan çıkalım. Kaydedelim. Şuradan çıkış var mı? Şuradan çıkış varsa hemen şuradan. Neredeydi o çıkış? Şurada çıkış yok mu işte? Sol taraf. Aa, bir tek bu yokmuş bizde. Eyvah. Anladınız. Nereden gideceğim? Sağdan gir. West Office'ten. Sağdan gir. Şuraya girmem lazım. West Office'ten. Of, tamam. Oh be, çözdüm ya. Çok mutluyum. Şimdi nereye gidiyoruz? Neredeydi şey? Bir dakika, önce kayıt. Önce kayıt abi. Önce kayıt. Adam oldu içeride. Kaydetsem iyi olacaktı. Adam mı öldüreceğiz? Oyun için mi kaydetmiyor? O zaman üste çıkalım. Üste çıkarak şey yapabiliriz. Üst katta zaten.
buradaydı değil mi? Ölmesek iyi. Şurası değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Değil mi? Lanet ya. Seni ne uğraştık biz arkadaş ya. Bir toparlanma zamanı. Bunları öldüreceğiz biz bu yüzden. Var mı aşağıda? Yok. Var mıydı? Ya kurşun harcamak istemiyorum. Keşke toplu öldürseydik. Öldü mü? Oh be! Bir daha hadi. Çok güzel silahmış. Çok güzel silahmış bu. Neyse ölmekten iyidir yani. Ölmek istemiyordum. Şu kapı var ya. Şu kapı günlerdir bizi. Ölmek istemiyorum şu an. Silahımızda ne var? Adam geliyor çok. Silah da bitti. Burada kesin bir şeyler çıkacak. Clock Tower. Repair plan. Hadi. Ha! Demek sen burasısın. Tamam. Tamam, çözdük. Şu an hiç yaratık olmaz ama. Çok kötü. Şu an sadece kaydetmem lazım. Bu arkadaş gelecek. Bu arkadaş gelmeden bizim kaydetmemiz lazım. Dolaşabiliyor muyum burada? Vallahi dolaşamıyorum. Tek yol. Defol. Yapma, defol. Ben çatıdan çıkış vardı ama hatırlıyorum. İleride. Anahtarımız varsa yırttık. Şu an kaydetmem lazım sadece. Hani? Hazır şuradan girmişken aslında. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi o? Anneni seni. Swap yap işte, swap bir şey yap, çöz bir. Bonus 2 olmuyor mu? Şu olmuyor mu?
kombine. Sadece seyretmek istiyorum. Artık kaçmak istiyorum. Şu an hiçbir şey yapmayacağım. Bir de ne vardı? Aslında şu an saat kulesine geri dönebiliriz. Dönelim mi? Silahım yok ama. Kaydetmem lazım. Kaydetmezsek gider. Saat kulesine gidip şu an çözebiliriz durumu. Şu dak varmış. Green Orb. Gidebiliriz. Gitsek mi? Hazır buraya kadar geldik. Nereden? Şuradan mı geçiyorduk? Dümdüz karşıya. Sadece karşıya. Çok güzel. Hadi. Şu an yapabiliriz. Adam buraya gelmesi yırttık. Mr. Rix buraya gelmesi yırttık. Nerede bunlar? Gitmişler mi? Süper. Şunu al. Ayak çok yakında. Nerede açıldın? Nerede açıldın bebeğim? Mr. X buraya çıkar mı? Başka bir şey daha mı lazım? Bir tane daha mı lazım? Nasıl? Oradan oraya mı takıldın? Aşağı mı indi? Ayak sesleri gelmiyor, sıkıntı yok. Ne yaptım anlamadım. Dur bakayım, çözeceğiz. Bir şey var burada galiba. Ha tamam, ya o ya o iki. Bunu çözeceğim bir dakika. Neyse, Allah'tan Mr. X gelmiyor buraya. Ayak seslerini duysam da. Gelmiyor değil mi? Geliyorsa bittik. Animasyon gösterisi çözdü demektir. Vay arkadaş ya. Nereden buldum bunu hatırlamıyorum ama bulmuş demek. Ah bebeğim sen var ya. That worked. Dur daha dur. Daha hemen öyle sevim mi? Mr. X var da. Dışarıda ayak seslerini hep birlikte duyuyoruz. Şu an ölmeden gitmemiz lazım burada. Şimdi burada bir çıkış var. Bu çıkış nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Deneyelim mi?
Oradan libreledik kapıyı. Açmış mıydık? Açmış, açamamış. Buradan giriş yok ama. Başka biri gidiyor mu burası? 4F mi çıktı? Ha. Vallahi şuradan girip hemen libreriden dönmek de var. Şuradan libreriden dönersek. Hop şuradan. Bir save yapmak istiyorum şu an. Save'e bağlamak istiyorum ben. Orası çok tehlikeli. Geri dön. Biz ne yap? Çatıdan aşağı inip şeye kaçalım biz. Doğru yerden mi gidiyorum? Sadece şeye gidip save etmek istiyorum şu an. Şuradan girip şuradan escape room'dan. Ayak sesi gelmiyor Pedro ama. Farkında mısınız? Güzel bir şey. Demek ki uzakta. Vallahi geldi. Sadece koş, sadece koş. Kaydedeceğiz o kadar. Sadece kaydetmek istiyorum şu an. Hadi bebeğim, kaydet. Sonra ben toparlarım zaten. Ayak sesi çok yakın. Oh. Oh be. Save yaptık. Allah bereket versin, yeter. Parçalarımızı aldık. Allah'ım o arayış bitmedi ya. Şansa var, o kadar kıtmet bulduk ya. Çok üzücü. O kalp işaretini gördük ya hep de. Oradan yırttık. Yoksa devam edecekti. Kalp işaretini gördük. Bir yerde olması lazım zaten ya. Of. Ne sürdü arkadaş ya. Chat'te spoiler falan aman vermeyin aman. Yayın tekrar izlerken bile korkuyorum chat'te spoiler olacak diye. Dostlar tamam. Ben save ediyorum şu an. Ve kaçıyorum. Yeterli yani. Aaa. Ay. Neyse Allah'tan kaydetti mi? Bereket versin. Üf, çok iyiydi ya. O kaydetme beni acayip rahatlattı ama bayağı ilerledik şu an. Expert partımızı aldık, o şeyi yaptık. Son valla 40 dakika, 1 saat falan dolaştık neredeyse. Ama üf, tamam ya. Ne rahatladım var ya. Bayağı rahatladım, yeter. Yeter. Yeter yani. Tamam güzeldi. Kalnımızı da yedik, suyumuzu da içelim şimdi. Adamlar şeyi biliyor muydu acaba o adamı yaparken? Adım seslerinin kullanıcı bu kadar stres yapacağını tahmin ediyor muydu acaba? Bilmiyorum. Muhtemelen diyordu. Kamera çok mu yakın? Evet. Hiç uyarmıyorsunuz da. Ayıp. Zorladı mı? Hakan Demir pes edecektim. O derece. Vallahi pes edecektim yani. Az kalmıştı. Benim için yeterdi artabilir. Dostlar. Valla ben müsaade istiyorum. Okeydir. Spoiler vermeniz için teşekkür ederim. Kullandığımız kelimeler chatte biliyorsunuz çok 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 önemli. Ay yordu ya. Pes edecektim. Valla pes etmeye çok yakındım. Neyse Allah'tan idare ettik. Bereket versin.
Son anda o şeyi, bu kolu bulduk ya, tamam dedim, oyun açıldı ya. Vallahi oyun açıldı. Bir kollaymış her şey. Dostlar, o zaman ben müsaade istiyorum. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Üf, yordu ya. Vallahi yordu yani. Yani şey, kafayı yordu. Çok zor bir oyun değil, biliyorum. Ama işte oyun deneyimimiz çok olmadığı için böyle biraz uğraştırdık ama çözdük Allah'tan. Okey, ben kaçıyorum dostlar. Kendinize dikkat edin. Okey mi? Soru cevap yarın olur mu? Soru cevap söz vermeyeyim. Söz vermeyeyim. Ama en kötü zaten öbür gün olmuş olacak zaten. Dostlar ben kaçıyorum. Müsaade sürün. Vallahi her şey çok çok teşekkür ederim. Bu bölüm çok zordu. Çok zordu. Çok zordu. Ah. Kendinize dikkat edin. Ben kaçıyorum. Müsaade sürün yavaş yavaş. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet. Her şey için çok 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 teşekkür ederim. İyi Allah. Vallahi kendimi şu an acayip mutluyum. Oh dedim ya. Ya şey diyorum. Taner helal olsun, çözdüm ben filan diyorum. Gerçi orada bir kapının arkasındaymış her şey ama abi yine de geriliyorsun sen. Oyun çözemedim diye gerildim yani. Neyse çok şükür. Ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet. Tekrar yarın veya öbür gün tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. 19876543210. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet. Tekrar yarın veya öbür gün tekrar görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin. Ama soru cevap yayınlar aklımda, merak etmeyin. Kapattım. Görüşürüz. Kaçıyorum. Vah. Vay arkadaş, ne oyundu ya. Nerede düğme?